Hoş buldum, siz hoş geldiniz. Aslında sloganı size de soruyorum. Bambaşka bir kahve deneyimini hazırlısınız diye. Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Her zaman hazırız. Kahveyle aranız nasıl? Çok iyi. Çok fazla tüketiyorum. İlk kahvenizi günün hangi saatinde içersiniz? Direkt uyandığımda. İlk uyandığımda kahve içiyorum. Kahve içmeden güne başlamam demek oluyor bu. Öyle oluyor, evet. Kahve içip uyanıp öyle güne devam ediyorum. İçemediğiniz zaman sizi etkiliyor mu mesela? Yok yani, içtiğimde, sevdiğimde, canım istediğimde içiyorum. İçemediğimde mutsuz oluyorum ya da öyle bir şeyim yok. Tamam, içeride. Şu gözü bir sorabilir miyim? Gerçekten ya, göz gibi geldi bana. Ya göz değil orada, Allah aşkına ne gözü? Bilmiyorum. Ne? Nasıl? kalp gözü olduğunu bir şey olur yani. Göz yok, gibi göz geldi falan, bana da. Hani taş. Belki kön gözlerden, nazardan korunmak için de olabilir. Öyle mi? İhtiyacın var mı? Bence var. Bence fazlasıyla var yani. Var değil. Yani bilmiyorum, fazlasıyla. Hep böyle tatillerde geliyoruz. Hep gezmelerde geliyoruz. Neler yapıyorsunuz? Ben en son tatile ne zaman gittim arkadaşlar? Birkaç hafta önce. Birkaç hafta önce mi gittim? Mısır. Ben de unutmuşum. Bayağı oldu yani, birkaç hafta öncesi. Bir buçuk ay olmuştu herhalde. Bayağıdır çalışmıyorum zaten, biliyorsunuz. Evet. Uzun bir ara oldu, ekrana ara verdim. Şundan dolayı sordum ben bunu. Geliyor, evet hadi. Tam böyle sizi gördüğümüzde hayırlı olsun, yeni projeniz başlıyorsunuz diyeceğimiz noktada proje olmuyor. Yani bunun sebebi bu kadar sık eriyip dokunmak, çok seçici olmak bile. Neden bu? İşte ince eriyip sık dokuyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Gibi. Heyecanlanmak aslında yani. Kalbin atmasa heyecanlanmaz. Bu kadar. Okuyoruz. Bir sürü proje okuduk. Hala okumaya devam ediyoruz. Güzel bir projeyle dönmek için ben de ekrana inanılmaz heyecanlıyım. Birçok projede yer aldık. Bir sürü de proje okuduk. Şimdi söylediniz. Ne gibi projeler sizi heyecanlandırır? O biraz hikayeye bağlı ya. Hikayede o an kendimi görüyorsam, o karakterde kendimi görüyorsam, o dünyada kendimi görüyorsam, o dünyanın içerisinde olmak istiyorum, bu kadar aslında. Partner seçer misiniz? Partner de önemli. Onlar hiç benim görevim, benim işim değil. O kim olursa oynarım değil mi? Yapımcının görevi, o benimle ilgili bir konu değil. Yani beni heyecanlandırsın, partner hikaye kim olur, karakter olsun, ne olursa karakter olsun. Karakter aynen heyecanlandırsın, o kadar. Peki yaz geliyor. Evet. Tatil. Geldi inşallah geldi. Geldi. Beni bir tatile gönderesiniz var herhalde. Hani öyle bir şey mi var? Niye bu tatil? Klasik ben sorular diyelim, yaz yaklaşıyor ya. Böyle... Güzel böyle doğada fotoğraflarınızı görüyorum. Evet. Paylaşımlarınızı görüyorum. Hep böyle tatil çağrışımı yapıyor bende. Doğayı insanıyım. Doğayı seviyorum. Ondandır muhtemelen. Ne tür tatili seversiniz? Böyle kendi başınıza, kalabalık ortam, yurt içi, yurt dışı. Ya değişiyor. O an hani nasıl istiyorsa canım. Sahilde, yurt içinde. Yalnız kalmak istiyorsam tek başıma. Arkadaşlarımla olmak istiyorsam arkadaşlarımla. Bu yaz spesifik bir şey yok bu yani. Bu yaz nereye gitmek istiyorsunuz? Mesela var mı planınız? Hiç planım yok. Gerçekten. Yani şuraya gitmek istiyorum derim, gitmem, başka bir yere giderim. O yüzden hiç yalancı çıkmayayım yani. Hiç uzun süredir proje yer almadınız. Bu süreyi nasıl değerlendirdiniz? Kendinize nasıl yatırımlar yaptınız? Dansa başladım, okuyorum, oyuncu koçumla çalışıyorum, kişisel gelişim üzerine çalışıyorum, böyle böyle. Ne? Ya bir film vardı tabii şu arada. Evet evet, geçen yaz çektik Senin Andır. O da tarih söyleyebiliyor muyuz? Yakın bir zamanda inşallah seyirciyle buluşacak diyelim. Peki, televizyon dijital yani böyle çok iç içe girdi. Hı hı. Seçenekler çoğaldı. Hı hı. Sizin için seçenek hangi tarafa doğru sizi iter? Valla az önce söylediğimin aynısını söyleyeceğim şu an. Kalbim hangi işe atarsa, dijital olsun, televizyon olsun, hiç fark etmez, orada olmak istiyorum. Genelde oyuncular dijital böyle daha konforlu, daha rahat. Evet, sürelerin o çalışma daha saatlerinden dolayı başı sonu belli, süreleri belli. O yüzden, ama ben televizyonda olmayı da çok seviyorum. İkisinin dinamiği çok farklı yani, geri dönüşleri de. Biri daha çekiyorsunuz, bekliyorsunuz, uzun süre sonra geri dönüşü geliyor. Televizyonda anında seyirciden tepki alabiliyorsunuz gibi. Bir sürü böyle faktörler var. Evet. Bir de oyuncuların böyle özellikle kadın oyuncuların ücretleri falan da konuşuluyor çok.
sizin bakış açınız dedim. Teşekkür ederim. O konulara girmeyelim. Hani son olarak bir soru daha sorayım. Bırakacağım sizi. Bitmiyor. aşk hayatınızda da mesela birçok yazılıyorsunuz. Umut Bey'le yazılıyorsunuz falan ama yan yana hiç fotoğrafınız görünmedi. Umut Bey başkalarıyla fotoğraf görüldü, çekildi falan. Bunun aslı nedir? Hayatınızda birisi var mıdır? Umut Bey'le beraber misiniz? Hayır. Bunu zaten birçok kere cevapladım. Artık burada da son kez... Kapatıyoruz burada. Son kez burada söyleyeyim. Hayatımda kimse yok. Flörtüm de yok. Olduğunda söz göreceksiniz. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir cevap. Görüşürüz.